Şöyle şeyler oluyor çünkü. Evet. Şimdi benim annemin doğum saatini biz bilmiyorduk tamam mı? Hani Hı -hı. ne zaman doğduğunu bilmiyorduk. Annem de astrolojiyle çok ilgilenir. Doğum saatini bulmak için özel bir astroloji çalışması var. Bu nasıl oluyor? Evet. Ee, siz çok ilgilenmeniz için size anlatayım. Şimdi sizin doğum tarihiniz üzerinden doğum yani daha doğrusu doğum saatini bilmiyoruz, doğum tarihine de tam net emin değildik. Evet. Ee, i̇ki tane doğum tarihi üzerinden giderek hayatındaki önemli olayların oluş tarihini vererek doğum tarihi tespit edebiliyor astrologlar. Evet. Ve hani sizin dediğiniz i̇ki tarih gibi tarih üzerinden mi gidiyorlar? Evet, peki. iki tarih, üç tarih. Ama sizin dediğiniz gibi şöyle olmuyor yani. Hani e, onu söyleyeyim size. İşte ay sen şöyle çok gururlu bir insansın, sen çok kuşkucu bir insansın Aynen, gibi değil. Hayır zaten başka bir şeyden şöyle bahsediyorsunuz. Şöyle diyor mesela. Şu anda. Diyor ki atıyorum 1990 yılında anneniz veya babanız öldü mü? diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bilmesine imkan tamam, olmayan. Tamam ama iki tarih üzerinden gidip sonunda doğru mu biliyorlar? Evet doğru yani. Tamam, bir saniye rica Tabii. miyim? Yazı mı tura mı? Öyle değil Yazı mı tura mı? Söyler misiniz? Yazı. Bildiniz. İnanamıyorum ya. Çok yeteneklisiniz. Yüzde %50 ihtimali olan bir şeyi bildiniz yani. Bravo. Onu demiyorum. İki tarih. <laughs> hayır 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 bu değil. Bakın savunma amaçlı da anlatmıyorum bunu Hayırlı size. Hayır yani Hayırlı, bence siz de Dinçer ki... Güner gü güne buraya vasit tahsis etmiş gibi konuşuyorsunuz ben oturduğum zaman buraya da. Mı? Gerçekten mi <laughs> ya? Aa, böyle mi algıladınız? Yok gerçekten yani alakası şahsen yok. Şahsen böyle düşünüyorum. Tamam neyse ben Ama başka bakın şeyler yani, iki, sorayım. E, şimdi Bakın tekil örneklerden gittiğimiz zaman ki ben de size şey. çocukluğumda bir defa elektrikler gidecek diye evde korkmuştum. Gerçekten gitti. Anladım. Demek ki şerbetliyim diye anlatabilirim. Ama bakın bu söyledikleriniz bağımsız deneylerle zaten. Mesela 1985'te yapılan Carson deneyi var. Hı hı. Astrologlara üçer tane horoskop verildi. Ve bu horoskoplardan bir tanesi gerçekten bu yanda gördükleri kişiye aitti. Kişinin de hayat öyküsünü aynı tıpkı sizin az önce bahsettiğiniz gibi. Hayatlarındaki önemli olaylar burada listeliydi. Ve bu kişiye ait olan doğru horoskopu bilmeleri gerekiyordu. Bu üç tane horoskoptan bir tanesi bu kişiye ait. Toplam başarı olasılıkları 33. Yani rastgele seçim yapan birisinin başarı şansı kaçsa o kadar. Yani başarılı olamadılar. Bakın tekil bir örnek değil. İşte araştırma 48 kişi üzerinden yürütüldü. Daha sonra astrolog camiası buna itiraz etti ve bu deneyin tekrar edilmesi gerektiğini ve çünkü bu deney prosedürünün sadece bilim insanlarınca hazırlandığı, astrologlar tarafından hazırlanması gerektiği söylendi. Carson ve ekibi tamam dedi. Ve deney Astrologların, hani burada bir yaşam öyküsü anlatıldı demiştim ya, bu yaşam öyküsü anlatmak yerine astrologların hazırladığı bir ölçüye cevap verdiler. Tıpkı sizin dediğiniz gibi, hani şu, yani yakın zamanda bir e, ölüm yaşadınız mı ya da işte e, artık bilemiyorum oradaki yaşamsal detaylarla ilgili soruları astrologlar sordular. Ve bu deney tekrar edildi. Ve yine bilme başarısı e, %33. Yani bir itfaiyecinin tahmin etmesiyle bir astrologun tahmin etmesi arasında fark yok. Şimdi o yüzden tekil örnekler bu hayatta çok enteresan tesadüfler olabilir. Mesela Dinçer Bey yıldızın adının korona olmasından bahsetti ve evet. ben başka bir şey demiyorum dedi. Ya korona ismini latince bir isim. O coğrafi keşifler sırasında Latinler koydu. Avustralyalılar o yıldıza başka bir isim veriyor. Afrikalı kabileler o yıldıza başka bir isim veriyor. Eskimolar o yıldıza başka bir isim veriyor. Burada şimdi hakim kültür, batı kültürü olduğu için ve burada bir tesadüf gerçekleştiği için. Yani o yıldızın Korona olduğu yıldızın üzerinde tabelayla yazsa anlarım. Ama korona zaten sizin verdiğiniz bir isim. Ve yüzyıllar sonra koronavirüs kaynak, korona halka demek çünkü bu arada. Ve yıldızı ilk gözleyen etrafında hare, halka varsa ona korona borealis demiştir. E yine bu virüsü gözlemleyen kişiler virüsün çevresinde bir halka olduğu için buna da koronavirüs adını vermişler. Size yani göre buradaki, her şey tesadüf mü? Hayır, her, bana göre her şey tesadüf değil. Ben tek bir olaydan bahsediyorum burada hı hı. ve bu bir tesadüf. Yani e, halka etrafında halka olduğu için. Mesela ilk yiyen kişiye simitten bulaşsaydı virüs şey mi diyecekti? Aa simit de halka, korona halkı demek. Aa inanılmaz falan mı diyecekti?